6'ya kadar işe ulaş. Abi Bünyamık serisini izlemiyorum arkadaşlar. Bünyamık serisini izlemiyorum çünkü çok uzun videolar olduğu için izleyemiyorum yayında. Aşamıyorum trafikten dolayı. Akşam 6'da tam o Beşiktaş'ın oradan U dönüyorum. Tekrar eve doğru gidiyorum. Yani böyle böyle 3 aydır işe gidemedim. İkinci ayda kovuldum. Son bir aydır da kıdem tazminatımı almak için gitmeye çalışıyorum. Maalesef yine ulaşamadım. Eğer kıdem tazminatımı alırsam arabaya bir benzin almayı düşünüyorum. Arabalı vapurla dedim ki Bursa'ya gideyim. Bursa'dan diğer taraftan Anadolu yakasından geleyim dedim tekrar Beşiktaş'a. Sabah çıktım, arabalı vapurla gittim Bursa'ya. Mudanya'da indim, döndüm Anadolu yakasından dönerken gene köprü trafiğine yakalandım. Telefondan haritalardan açıyorum. Göreyim hani nerede trafik var diye göreyim diye. Yani o kadar kırmızı ki haritadan iz kaldı telefonda. Yani mesajlara girdiğimde de kırmızı çıkıyor. Instagram'a giriyorum böyle köşeden aşağı doğru maşallah gibi kırmızı iz var. O yüzden trafik açık olsa da benim için ora trafikli. Bence Anadolu yakası diye bir yer yok. Hiç oraya gitmeyi düşünmedim. Eğer herkes böyle düşünürse trafik sorunu çözülebilir ve köprüleri de otopark olarak kullanabiliriz. Mesela Beşiktaş'a gideceğim zaman köprüye bırakırım. Oradan köprüden aşağı atlarım. Yüzerim Ortaköy. Bir geleceğe dönüş arabam olsa, yani geleceğe dönüşteki arabam olsa hızlanıp gidemeyeceğim ya geleceğe geçmişe. Bu trafik değil. Bu bir yaşam formu. Böyle davul satıyorlar. O davul satanları anlayamıyorum. Bak solda davul satıyor adam. Yani ne kadar? 20 lira abi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Trafik açık. Harbi abi niye davul satarsın ya? Abi ben de anlamıyorum biliyor musun? Davul satıyorlar harbiden ya. Anlam veremiyorum yani. Bir de şeye anlam veremiyorum. Böyle ledli balonlar çıktı böyle yeni. Onu satıyorlar. Bir de hani sanki böyle kesin almam gerekiyormuş gibi. Abi balon. Ledle. Bak abi. Direkt önüne atlıyorlar falan yani. Trafik açık. İstanbul'a ilk geldim, işe girdim. İlk gün işe gideceğim. Dedim ki ya bu dedim ne uzun cenaze konvoyu dedim. Trafikmiş meğer. RGB balon. Japonlar İstanbul'a geliyor trafik sorununu çözmek için. Diyorlar ki siz hiç ellemeyin diyorlar. Ben başta inanmıyordum da şu İstoç'un orada gördüm. Japonları daha gidememişler, trafiğe kalmışlar. Valla İstanbul'un önünde inanılmaz bir trafik var. Yani İstanbul 20 milyon diyorlar, 50 milyonu burada. Ben ne anladım bu işten yani. Geçen hafta İzmir'e gittim uçakla. Şeyde bağırdı konakta. Dedim lan bu da trafik mi lan dedim. HGS, OGS gişesinden o kadar yavaş geçiyorum ki çekmiyor şey. Bazen tırları görüyorum böyle. Tırın sonunda sinirleniyorum. Başına gidene kadar neye sinirlendiğimi bakıyorum. 21. günde acayip sinirlendim yani devamlı gidemiyorum falan. Birden şalter attı. Dedim ki ben bu emniyet şeridinden niye gitmiyorum? GPS'ten baktım. Yürüyerek daha hızlı gidebiliyorum. Yani yürüyerek 1 saat diyor. Arabayla 9 saat. Taktım kafama 2 tane ışıldak. Bağıra bağıra emniyet şeridinden gidiyorum. Arkadan selektör yaptılar. Bir baktım döndüm başka bir emniyet mensubu. Devamlı emniyet şeridinden selektörü yapa yapa FETÖ'cü mü avlıyorlar artık. Ne oldu? Bir kere hiç unutmuyorum. Hala içimde yaradır. Sabah kalktım arabaya bindim işe bir gideceğim. Ulan ne trafik var ne bir şey. Bastıkça basıyorum gittikçe gidiyorum. 15 dakikada iş yerine vardım. Gözlerim doldu ağlayacağım. Kapıya bir gittim iş yeri kapalı. Meğer bayrammış. Bayramda açık oluyor yollar. Pek tıkalı olmuyor. Of ya. Çok iyi abi. Bu çok iyiydi. Bu efsaneydi.